basın toplantımıza müjdeli bir haber vererek başlamak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz iş kurul toplum yararına programlarda iş imkanı bulamayan kardeşlerimize sağladı. TYP programında Edirne'de bugün itibariyle netleşti. Önümüzdeki hafta itibariyle müracaatlara başlayacaklar. 1250 kişi işsizliğe geçecek. Şu ana kadar biz bu programlarda genellikle kurumların değişik zamanlarda, değişik şartlarda işçi alımları yapıyorduk. Fakat bu sefer bütün kurumlara aynı anda. Yani 1250 kişi önümüzdeki hafta 27 Şubat ve 3 Mart arasında müracaatlarını yapacaklar. Hangi kurumda çalışacağını da orada belirtecek. Ondan sonra da kura çekimiyle bunların çalışma programları belirlenecek. Ve arkadaşlar biz bundan çok mutluyuz. Şöyle onu özellikle şunu belirtmek isterim. Sayın Mehmet Mezunoğlu, Sayın Bakanımız şu anda daha Edirne'den enini çekmiş değil. Bunu özellikle belirtmek isterim. Yani her zaman bize yardımcı olduğu gibi de bu konuda da bize ayrımcılık yaptığınızı bilmenizi isterim. Gerçekten şu ana kadar alınan en yüksek miktarda TYP programı, en yüksek oranda işçi alımı yapacak. Bir de bu dönemde sadece kamu kurumlarının yanında bütün belediyelerimizde de istihdam edeceğiz. Yani burada siyasi parti ayırmadan CHP'li belediyelerde, MHP'li belediyelerde, AK Parti belediyelerde bundan yararlanmasını sağlayacağız. Ben özellikle bu imkanı bize sağlayan başta bakanımıza ve hükümetimize olmak üzere Edirne'ler adına teşekkür ederim. Arkadaşlar ama şurada tabii birkaç tane özellik var. Onu özellikle belirtmek isterim. Yani her aileden bir kişi çalışacak. Onu özellikle belirtmek isterim. Yani bir aileden 4-5 kişi müracaat edebilir. Ama kura çekimi sonucu her aileden birer kişi. Ve bunda da eğer kura çekiminde de şunu diyelim ki aileden 4-5 kişi girdi, kuraya girdi. İlk önce müracaat eden öncelik sağlanacak. Özellikle bütün kurumlarda 35 yaş üstü erkeklerde, bayanlarda öyle bir sorun yok. 18 yaşını dolduran herkes müracaat edebilir. Fakat sadece diyanette yani müftülüklere alımlarda erkeklerde 18 yaşından yaşındakiler de daha yukarıda müracaat edebilir. Dediğim gibi müracaatlar 27 Şubat'ta başlayıp 3 Mart Cuma mesai bitimine sona erecek. Özellikle şu anda iş arayan, ekonomik durumu iyi olmayan bütün Edirne'li hemşehrilerimize ben buradan belirtmek istiyorum. Pazartesinden itibaren İşkur'a müracaat etsinler ve iş en geç de Cuma akşamına kadar bunu bitirsinler ve kuraya girme hakkı kazansınlar. Ben bu programın yani TYP programının Edirne'ye hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz biz referandum çalışmalarına başladık. Halk oylaması çalışmalarına. Fakat parti olarak lansman tanıtımımız Cumartesi günü yani 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Arena'da olacak. Arkadaşlarla beraber, teşkilatlarımızla beraber biz de Ankara'da olacağız ve ondan sonra daha yoğun bir şekilde bu çalışmalara devam edeceğiz. Yani bu arada biz ilçeleri geziyoruz. Takip eden arkadaşlarımız var, biliyorum. Şunu özellikle belirtmek isterim. Yani niye hayır diyenler şu 18 maddelik anayasa değişiklik paketine inanın hiç haberleri bile yok. Sadece siyasi parti, işte mensup olduğu bir siyasi parti hayır dediği için inanın hayır diyorlar. Özellikle Edirne'li vatandaşlarımızdan ben istirham ediyorum. 18 maddeyi güzelce bir okusunlar. Eğer onların kafalarına yatmayan bir madde varsa gelsinler biz onları izah edelim. Yani şöyle bir okuyan, gerçekten şu 18 maddeyi okuyan bir Türk vatandaşı buna hayır diyeceğini ben düşünmüyorum. Yani bir cumhurbaşkanının, milletin iradesinde seçilmiş bir cumhurbaşkanının bu memleketi yönetmesinden niye korkarlar mesela? Çok merak ediyorum. Bir de diyorlar ki tek başlık. Ya sorarım kaç baş olması lazım? Muhtar bile bir köyde muhtar bir tane arkadaşlar. Belediye başkanı da Edirne'de bir tane. İki tanesi yok bunun yani. Özellikle en çok gelen sorulardan biri bu. Tek başlık. Arkadaşlar bir irade kullanacaksa hangi kurumda olursa olsun zaten tek baş olur. İki baş olmaz. Veya hangi dünya ülkesinde çift başlık veya beş başlık var. Yani on başlık istiyorlar. Onu da sormak lazım. Yani
Ondan sonra en çok bir de karşılaştığımız, tabi anlattığımız zaman şaşırıyorlar. Özellikle genç kardeşlerimize sesleniyorum ben. 8,5 milyon yeni oy kullanan genç ve 18 ile 25 arasında gencimiz var bizim. Ve bu seçimde bunlara, bu anayasa değişikliğine seçilme hakkı sağladı anayasa değişikliğine. Ya şunu çok özellikle de şunu belirtmek isterim. 18 yaşındaki biz evlatlarımıza güveniyoruz, işimizi teslim ediyoruz. Evlendirebiliyoruz. Diyoruz ki kardeşim gel sen bu vatanı koru. Bu vatanı asker olarak alıyoruz. Ve Güneydoğu'da savaşıyor. Bu vatan için şehit olanlar var. Bakın gidin Balkan şehitliğine veya Çanakkale şehitliğine 18 yaşında, 19 yaşında, 17 yaşında birçok şehit vardır. Yani bunlar vatanın savunmasında yer alıyorlar da. Ve seçtirebiliyorlar ama niye seçilme hakkı verilmesin? Ya biz bunları gençlere anlattığımızda inanın çok vatandaşımız bundan bile haberi yok. Ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Biz bu 18 maddeyi iyi anlatırsak AK Partililer olarak ve MHP de tabii bu konuda bize destek oluyor. Ben Edirne'de de beklenen oyun çok üzerinde bir oy çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Ama sadece özellikle çok iyi anlatmamız lazım. Eğer biz bunu anlatırsak Edirne'de de bu referandumda da bu halk oylamasında AK Parti olarak Türkiye ortalamasına yakalayacağımızı düşünüyorum. Bundan da hiç şüphem yok arkadaşlar. 25'inden sonra zaten daha yoğun bir şekilde programlarımıza devam edeceğiz. Özellikle de şunu belirtmek isterim. 4 Mart'ta da Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu Edirne'de ağırlayacağız biz. Gerçekten Güneydoğu'da terör örgütlerine bilhassa son zamanlarda İçişleri Bakanımız da başta olmak üzere zaten Güneydoğu'dan kendisinin de geldiği yok. Bir lafı vardır. Güneydoğu'da bir tek terörist kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek diyor dedi. Ve hakikaten de mücadele devam ediyor. En kısa zamanda da bu sorunun biteceğine inanıyoruz. Zaten takip ederseniz eskisi kadar olaylar da yok. Yani inlerine kadar giriyoruz daha doğrusu. Hem de kendi silahlarımızla yapıyoruz bu işi.